Patarigo nasıl? Ormanlığın derinliğine girdik yani resmen. Böyle maceralardan geçiyoruz yani, anlamış değil. Biz gençlerle büyük bir macera yaşadık. Goodbye bro. Nice to meet you. So for help me, thank you so much. Evet, ne yaptık? Bulunduğumuz bölgeden ayrıldık. Çok güzel bir yerdi. Maceraydı. Macerayı da böyle. Böyle başlatıyoruz. Hadi bakalım. Nasılsınız? Ne var ne yok, durumlar nasıl ha? Hanginiz beni alacak? Burası aslında güzel. Burada mı otostop çekelim? Güzel bir gece yaşadım. Uykusu da çok güzeldi. Sabah arkadaşla beraber bir kahvaltı yaptık. Öğle yemeği derken de artık dakikasıyla yola koyulmak istedim. Aşırı ama aşırı derecede sıcak. Aşkın yakar ateşle kor. Gel boyun büktürme bana. Gel boyun büktürme bana. Rahmetli Engin Nurşani moduna girdim. Burada inşaatları görüyorsunuz. Bambularla. Nasıl bakıyor ya? Ya bunlar film ya. Ya siz var ya, macerasınız. Araç gelmiyor ya. Millet diyor kafayı yemiş böyle, güneşin altında kendi kendine yürüyor. Açalı! Hello man! Dön gel al. Ve bu geri kendi kendine geri dönüyor, geliyor kendi kendine geri dönüyor, geliyor kendi kendine geri dönüyor. Muhtemelen benim için durdu. Oo. Hello man. Hello man. Where are you going? Takawaya. Takawaya? Yes. Okay, I am in the seat. Thank you so much. What's your name? Chen. Chen? Junjun. Junjun. Junjun Chen. Kadir. I am a blogger, so for YouTube channel. You can say talk. Okay, hi. Okay, hadi let's go. Hadi let's go, hadi. Yes. No, 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 please. I am in good. I am in here good. Okay, no problem. Bro. You can go to N City and road stop, please. I can go to road Manila. All of road Manila. Okay, thanks so much, sir. Hadi bakalım gidelim. Oh, bu ne lan? Vallahi buraya oturacağım. Artık kırılır mı, kırılmaz mı bilmiyorum. Yer hamam. Yer bildiğiniz hamam. Kendileri durdular. Helal olsun. Ha, böyle güzel insanlar var. Filipinler'de otostop geçerli. Büyük kentlerde geçerli değil. Yani çok zor. Geçerli de çok zor. Biraz sabır istiyor. Fazlasıyla sabır istiyor hatta. Ancak böyle açık kasalar, köyler, böyle iklimler, o coğrafyanın parlak yüzünü görünce, insanları görünce, see you bro. Hem motivasyon açısından, hem yol açısından, hem dünya turu günlüğü açısından çok güzel oluyor. Sizleri çok seviyorum. Sonra görüşürüz artık. Ben bir kapatayım müsaadenizle. Her bir şehrin çıkışı yeni maceraya atıyor bizi. Hello, good morning. Ne yapıyor bunlar? Kafa yemiş. Güneş tepemize binmiş. Başımızın üstünde yeri var güneşin. Karanlık çökmeden böyle güzel bir serin yerde uyumak istiyorum. Serin bir noktada uyuyayım ki en azından yorgunluğumu alayım. Basınç havası var. Bazı noktalarda öyle bir basınç havası var ki nefes almakta zorlanabiliyor insan. Gelen giden çok, buradan geçen yok. Niye? Hello man. Good morning. What are you doing? Jay. Good man. Jay beni aldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Uzun bir rota gidiyor muhtemelen. Pikabın arkası böyle dolu. Virajdaydım, tam otostop çektim. Umudum vardı. Yani tam bir umut etmiştim bu pikabı.
durdu, çantayı hemen arka noktaya bıraktım, yani açık kasanın noktasına bıraktım. Geldik, şöyle oturuyoruz. İki gözümdür. Jay, what do you see about and Philippines, about so travel, about me? You're traveling here in the Philippines. Yes, because you stopping here me, so help with me. Oh yeah. I mean hitchhiking. Stop, you can stop, help with me. Okay. You can please and speak. Yeah. It's on my floor. Yes. When I see him on the road, yes, I think he's looking for a ride. Yes. So. What's up? Traveling so travel around, I'm backpacking. What are you doing? I am stop and show for help. Mr. J, how old are you? Sorry. I'm 49. 49 is no problem. I not see. And we 49 is coming 19. No problem. Yeah. No problem. You energy man. You good time, sir. Mr. G Manila'ya kadar gidiyor. Yani together can go Manila. Manila'ya kadar beraber gideceğiz. Ben Manila'da ne yapacağım onu bilmiyorum. Ancak Manila'ya gitmeye de bilirim. Manila'ya yakın bir civarda da durabilirim. Onu hiç bilmiyorum. Onun bir istişaresini yapacağız. Ancak araç tek atıldı. Yani Manila'da hemen hemen how much kilometers? 2050 kilometers ya Manila. Hmm. Maybe. Let's check. Muhtemelen 250 kilometrelik bir mesafemiz var. At 230. At 6 hours. Yes, 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 6 hours. 6 saatlik bir yol, 230 kilometrelik bir yolumuz var. Yani bunun kısasa kısas şunu söyleyeyim, 150 kilometresini bitiririm. Bir yerde stoplarım. Oradan sonra Manila'ya doğru geçiş yapabilirim diyorum. Çünkü Manila'da kalacak bir yerim yok. Onu da bir istişaresini yapacağım. Eğer bilmiyorum yeri müsaitse, beni misafir edebilirse kalırım. Eğer yeri müsait değilse hiç de zorlamanın bir anlamı yok. Dediğim gibi 150 kilometre tek atarım. 150 kilometreden sonra yavaş yavaş Manila'ya doğru geçiş yaparım. Ben bunu bilgilendirmesini tabii ilerleyen dakikalarda vereceğim. Tabii sağ olsun dostumuz bize içecek ikram etti. Thank you so much sir. Bu sıcak atmosferde güzel gider dedi. Yolumuz devam ediyor. Sizleri seviyorum. Cansınız, moral, motivasyon, keyif yerinde, enerji yerimizde, atmosfer 10 numara. Şöyle bir alana geldik. Yol güzergahında kuş bakış açısıyla orman ve denizleri birbirine bağlayan bir manzaradayız. Çok güzel. Segelpo. Patarico. 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 Esigel. Oh, ne zor isimler ya. What's your name, bro? Nestor. Nestor, what's your name, bro? Esigel. Esigel, what's your name? Patrico. Patrico. Şimdi biz bu üç tane kardeşimizle beraber şelaleye doğru gideceğiz. Tabi beni alan abimiz Joseph bu noktaya kadar getirdi. Daha sonra ben onu gönderdim. Bu noktada bir şelale var. Rotamız böyle. Rota böyle. Bu noktada. Araçla girmeye çalıştık maalesef. Araç geçişleri olmadığı için yayan geçişleri var. Gencolar da bana eşlik ediyorlar. Bir kilometre yürüyeceğiz. Yürüdükten sonra da artık ben çadırı kurarım. Bir güzel uyur dinlenirim diye düşünüyorum. Durumlar bu. O noktada da ne kadar kalacağım onu hiç bilmiyorum. Ancak bu gecemiz şelalede tamamlanacak. Daha sonra bilgilendirme yapacağım sizlere. Alan gerçekten çok güzel. Selamet bro. Thank you so much. Thank you. Tamam. 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 Your brothers. Evet siz gidin. Gençlerle böyle alanlardan giriş yaptık. Böyle yürüyoruz. Hep muz ağaçları var. Sağımız solumuz hep muz ağaçları. Yürüyüş parkuru ise 1,5 kilometrelik bir mesafe. O sürece zaten araç gelmiyor. Gelemiyor. Sonrasını yürümek zorunda kalıyorsunuz. Ormanlığın derinliğine girdik yani resmen. Yeri bölgeyi merak ediyorum.
Sanırsam burada sezon açılmamış. Ha, Big Falls. Küçük şelale ve büyük şelale. Büyük şelaleye doğru geçiş yapıyoruz. Görüntüyü size aktarayım. Böyle ellerinde kesici aletler var. Köylü insanlar böyle yol açıyorlar. Bölge çok tuhaf. Yani hiçbir insanın kolay kolay uğramadığı bölgeler. Yani yollar bile açılmamış. Şu an yolu 4 kişi açıyoruz. Tabii yürüyerek ben açıyorum. Onlar kesiyor, geçiyor. Tabii ortalık da böyle. Böyle maceralardan geçiyoruz. Yani anlamış değilim. Oh, thank so much bro. Come on. Yeah. You're okay? Patikalar hep kaybolmuş. Büyük şelaleye doğru gidiyoruz. Orada görüşmek dileğiyle. Şelaleye geldik. Şelalenin patikası resmen kaybolmuştu. Patikayı biz yaptık. Çanta da zaten sırtımda yük ola ola aşağı bir yuvarlanmadığımız kalmıştı. Ancak sıkıntı yok. Dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde geldik. Ben yer arıyorum. Etraf kaya dolu. Taş dolu. Küçük bir bölge var. Ya kayıyor ayağım. Küçük bir bölge var. Burası da benim çadıra elverişli değil. Alan böyle. Çok güzel. Ancak aşağı kısımlarda bir yer bakacağım. Yer bulmaya çalışacağım. Gençlerle beraber. Onlar şimdi aşağı indiler. Tam karanlık çökmeden sağ salim vardık. Ancak dediğim gibi güvenli bir çadır alanı bulmamız gerekiyor. Alan gerçekten harika. Yani yapayalnız burada tek başımıza kalacağız. Ancak güzel. Saatler şimdi 18.42'yi göstermekte. Biz gençlerle büyük bir macera yaşadık. Aşırı derecede terledik ve nem olasılığı çok yüksek. Büyük şelaleye gittik. Büyük şelalede maalesef yer bulamadık. Yani çadır atılacak bir yer bulamadık. Eğer olsaydı çok güzel olurdu. Küçük şelaleye şu an geldik. Maalesef burada da bir yer yok. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Kararsız kaldım. Gençler diyor eve gidelim. Niyetim var böyle bir suyun terapisini dinleyip, sesini dinleyip öyle uyuyayım. Geceyi öyle sonlandırayım. En azından bir yorgunluğumu atarım. Terapi gibi gelir de. Bilmiyorum yani çok kararsız kaldım. Aşırı derecede yorulduk. Yani benim çantamla beraber ben bir daha dik rampa çıktım. Gençler de sağ olsun emeğinin hakkını verdiler. Thank you so much bro. Yani kendilerine çok teşekkür ediyorum. Durum bu bilmiyorum bakacağım. Ona göre bir analiz yaparız. Oo, terledim ya. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Görüyorsunuz. Ha, ne güzel insanlar ya. Filipin'in insanları bu kadar muazzam, bu kadar hoşgörülü ve bu kadar yardımsever insanlar. Şu an çadırı çözmeye çalışıyor arkadaşımız. Nasıl bağlıyor, nasıl ediyor diye. Ancak sıkıntı yok.
Ben bu güzel insanları böyle kayıt altına almak istedim. Görüşmek dileğiyle. Herkese günaydınlar. Gecenin uykusu ne kadar güzel geldi. Anlatamam. Ancak kanıt olarak görüntüyü sizlere gösterebilirim. Böyle bir alanda uyudum. Şelalenin müthiş bir hoş sesiyle, melodi gibi gelen ortamla ne yaptık? Güzel bir atmosferde yıldızların altında uyuduk. Uyandım, duşumu aldım, elbisemi değiştirdim, toparlandım. Çok güzel bir yerde başlattım yeni başlangıç olan günü. Spontane olarak gerçekleşen içeriğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Canımsınız. Harika değil mi ya? Elveda. Bölgeden ayrıldık. Bir bölgeden ayrılacağız, farklı bir bölgelere giriş yapacağız. Hayat her zaman böyledir. Böyle bir havanın içinde oksijen solduk, yorgunluğumuzu çıkardık. Başka bir atmosferlerde de bunu yaşayacağız. Ancak hiçbir şey kalıcı değil. Kalıcı gözüyle hiçbir zaman bakmıyoruz. Çünkü biz bir yolcuyuz, bir dervişiz. Ve bunu yaparken de nasıl gördüysek öyle bırakıyoruz. Ve neler kazanıyorsak o deneyim stratejisini hayatımıza yön olarak sağlıyoruz. Hava parçalı bulutlu, karşı nokta kapalı, bir yağış söz konusu olabilir. Ancak nem aşırı derecede var. Yolum da şöyle, şimdi çantanın kemerlerini takacağım. Taktıktan sonra yürüyüşe geçeceğim. Bölgeden ayrılmaya niyetim yok. Bir gün daha bu bölgelerde kalacağım. Daha sonraki gün hayırlısıyla yola çıkarız. Tabii ilk önceliğimiz bir dinlenme olacak yürüyüşten sonra. Ve daha sonraki etapta güzel böyle güvenli olan bir bölgede kamp atmak. Burada şebeke de çekmiyordu bu arada. O yüzden şebeke çeken bir noktada olmamız gerekiyor ki en azından kendimizi konumsal olarak yakınlarımıza bildirelim. Ve bu nem benim yürüyüşümü yavaşlatıyor. Yüksek rampa çıktım. Gölgelik bir alan bulduğum gibi direkt yapışayım oturayım dedim. Arada rüzgar da essin de şu nem atmosferini bedenimden kaldırsın götürsün. Ancak maalesef nem aşırı derecede var ve bu da bizim vücudumuza aşırı derecede yansıyor. Christian diye bir tane genç geldi. Onunla konuştuk, sohbet ettik. Velhasıl kelam ben durumu belirttim. Dedim hani bu akşam belki yağmur yağabilir, belki yağmaz. Ama ben işimi garantiye alarak bir kapalı bir alan, müsait bir yer bulmak istiyorum dedim. Yani bana bir önerim var mı kamp atabileceğim yer? Yemek durumuna geçti olay. Dedim benim çantamda yemeğim var, erzan var. Dedi ben sana yemek getireceğim, bekle. Ya ben sana yemek getireceğim. Ya getirme, ben sadece biraz dinleneceğim. Dinlendikten sonra güzel bir yere geçeceğim. Ve konumlandıktan sonraki günde artık rotama devam edeceğim dedim. İnadı inat. Dedi burada bekle ben motorla gidip geliyorum. Arada dudaklar kuruyor. Ben de su tüketiyorum. Hello bro. Welcome. What's up man? Oh, some food. You're taking for me. For me coming to and give food. Christian. Christian. MG. Yemeği getirmiş 3 kişi beraber gelmişler. Şu an şaşkın bir durumdayım. Sıkıntı yok. Biraz sohbet edeceğiz. So for food, so for help, I am in speak. So for YouTube channel. Thank you so much, bro. What's your YouTube channel, sir? Kadir Gezmiş. I am in share it. Thank you so much. Salamat. Yes, good. Hot cake, yeah? Yeah. Mm. It's called Maruya. Oh, Maruya. Maruya. It's called Maruya. Yeah. It's banana. It's also banana. understand. Okay. Şimdi muzlu kek. Yeah. Sıcak muzlu kek. Hmm. What did Kristen you say? Getirmiş banana ye. Yeah, banana. Hmm. It's banana. Bakın. Yeah. Görüyorsunuz. Oh. So good, bro. Interesting. Yeah. I know. So full nashure ye.
So we're not sure cake. Yeah, yeah, yeah. So banana. Canlar bu muz oluyor. Banana. Wow. So good, bro. Yes. I mean like. Thanks so much. Yeah. Yeah, that's called cup, hot cake. Hot cake? Yeah. So banana not heavy? No, no, no. Okay. It's a flour and Oh, bu da egg. Bu da sıcak kek. Evet. Yeah. Bu sıcak kek. Bu da sıcak kekin içerisinde, bu da sıcak kekin içerisinde yapılmış muzlu kek. Aşırı beğendim. Yeah. Bunlar hep doğal. Thanks so much, Jay. Hadi. Jay ile beraberiz. Sağ olsun burada geldi. Yemekten sonra durumu istişare ettik. Buranın yetkili elemanlarından biri. Şimdi beni Wi-Fi bölgesine, düzenli ve güvenli bir kamp bölgesine götürecek. Benim çantalar burada. Şimdi toparlanacağız. Jay ile beraber gideceğiz. How much kilometers, bro? It's three. It's three. How much kilometers? Just half kilometers. It's over there. Half kilometers. Yes. Okay, okay, okay. Thanks so much, bro. Yeah, no problem. Please, you relax. There's a bathroom there. Okay, so. You can take a bath or. So bathroom. Yes, yes. Okay, so can, shower room. You can come here if you want, and I have Wi-Fi here in the bathroom. Okay, okay. You're here sleep, yes, yeah? Yes, this is my room now. Yeah, your room. And this is the greenhouse that I manage. Oh, here. So good, so good. Thanks so much. You can stay there in Argasibo, but only in this area you can reach the Wi-Fi, but. There you okay. You don't have a connection. Okay, okay, but okay. But the place here, there is security. I'm looking, brother, no problem. Maybe I am in here sleep, yes. So tent. Yes, it's great. So only three. Oh, full and natural and three. Abi bakar mısınız ne kadar güzel şeyler var burada ya. Jay, yeah. Jay, yes. Jay arkadaşımızın bölgesi böyle. Because you walk, I am in video sensors. Yes, yes, right. You can walk in. You can walk in, so for videos. But this, you can take videos here, but. Yes, okay. These are OPs. Abi ne kadar güzel yer, bakar mısınız ya? Hello, what's up man? Thanks so much bro. Çalışanlar var. Çok güzel. I mean like bro. Yes. So good. Harikulade. Evet, saatler 16.40'ı göstermekte. Ne yaptık? Geldik. Çadırımı kurdum. Şişme yatak vesaire onları da hallettim. Hallettiğim gibi hava durumuna baktım. Yağış yok. O yüzden yağmurlu atmadım. Çünkü hava nemli ve sıcak. Bugün serin bir atmosferde uyumak istiyorum. Ayakkabıları çıkardım, terliği giydim ve birkaç elbiselerim var. Onları yıkayacağım. Onları yıkadıktan sonra sereceğim. Bugün oturduğum noktada bekledim. Beklediğim gibi illa dedim bir kişi gelecek, beni alacak. Yani bana yardımcı olacak. Ve o ve buradaki kardeşimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ancak ilk etapta kanım ısınmadı, ne yalan söyleyeyim. Çünkü buranın metrekarelik dönüm noktasına sahip bir insan ve buranın patronu genç bir kardeşimiz. Ve işçiler de bunu görünce hemen kaçtılar. Dedim şimdi bunlar bana yemek getirdiler. Şimdi patron geldi, bunlar niye kaçıyorlar? Acaba bunlar bana gizli gizli mi yardımcı olmaya çalışıyor? Velhasıl kelam durumu toparladık. Sıkıntı yok. Prizlerimiz halloldu. Wi-Fi var. Ve lavabomuz da var. Bir sıkıntımız hiç yok. Çok iyiyiz. Her şey tam takır, hazır kanaatte. Ve ben bu gece şu güzelim bir yerde uyuyacağım. Manila bölgesine yaklaşık kalan bir 130 kilometrelik mesafe var. Yarın da bunu sağ salim tamamlarız veya sonraki güne kadar. O yönden hiçbir sıkıntımız yok. Ve ben burada konuşmamı sonlandırıyorum. Sizlerin de her zaman desteklerini bekliyorum. Niye diye soracaksanız. Çünkü dünya turundayız, uzak bir yoldayız. Vereceğiniz yorumlar ve katacağınız yorumlar iyisiyle kötüsüyle hiç fark etmeksizin bizlere yol macerasında motivasyon ve keyif katacak. Ve ekstra enerjimizle bunları daha çok başarıya iteceğiz. Sonuç olarak başarı üstüne başarı, hayat her zaman güzelliklerle dolu, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.